İsrail-Hamas çatışması Gazze'de en çok kadınları ve çocukları etkiliyor, sivilleri etkiliyor. Evini terk edenler güvenli yerlere geçerek yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. 13 yaşındaki Azmi Diyab da onlardan biriydi. Papağanını da bir an olsun yanından ayırmıyor. Yemini suyunu eksik etmiyor. Papağanını koşullar ne olursa olsun bırakmıyor. 13 yaşındaki çocuk Han Yunus'un güneyindeki bir okulun bahçesinde ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Azmi Diyab henüz 13 yaşında ve çevresinde yaşanan tüm acılara rağmen henüz yavruyken bulduğu papağanına bakmaya çalışıyor. Bombalar insanlar ve hayvanlar arasında bir ayrım yapmıyor çünkü hayvanlar da insanlar gibi. Azmi'nin ailesi okula sığınan ailelerden sadece biri. Yalın ayak kaçtığı evinden sadece birkaç eşyasını alabildi Azmi. Ancak sorunlar eşyalarla sınırlı değil. Açıkçası durum vahim. Hayatımı zorlaştı. Okulu bıraktım ve eşyalarımı bıraktım. Arkadaşlarım hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şehit mi oldular? Hayattalar mı? Hiçbir bilgim yok. Elektrik yok, internet yok ve arkadaşlarımla iletişim kuramıyorum. Ve yaşananlardan çok korkuyorum diyor Azmi. Gece roketler fırlatılacağı için çok korktuk. Yalın ayak koştum, buraya sığındık. Çok güçlü oldukları için de şu an korkuyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Fidan, Filistinlilerin Mısır'a sürülmesini kınıyoruz dedi ve iki devletli çözümün en doğru adımı olacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Sisi ile bir araya geldi. Mısır'da İsrail'in Gazze'yi terk edin çağrısını eleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daki temaslarını tamamladı. Kahire'de ilk önce Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da ele alındı. Bakan Fidan, Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya geldi. Heyetler arasındaki görüşmede Türkiye-Mısır ilişkileri, İsrail'in Gazze saldırıları, Gazze'de insani koridorun açılması ve bölgesel atılacak adımlar konuşuldu. Fidan, diplomatik temasların ardından Mısırlı mevkidaşı Şükrü ile bir basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmanın yayılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi. İsrail'i uluslararası hukuka bağlı kalmaya davet etti. İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin Gazze'ye yolladığı yardımların gelmeye devam edeceğini vurguladı. Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalıştıklarını söyledi. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız halihazırda devam etmekte. İsrail'in Gazze'lilere güneye gidin çağrısını sürgün olarak niteledi. Her şeyden evvel her ne taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.